Bu iktidar bu iktidar arkadaşlar İslam dinine en büyük zararı veren siyasi odaktır. İslam tarihi boyunca birinci olarak Peygamber Efendimiz'den sonra Muaviye iktidarıyla başlayan bu süreç bu iktidar döneminde daha vahim bir boyuta gelmiştir. Şimdi iki gündür mecliste Adana'daki hadise tartışılıyor. Bilir kişi raporları ortaya çıktı. Bu işin kader veya başka bir hadiseyle iltisaklanamayacak kadar ciddi bir ihmal olduğu belgelendi. Bir kişi raporları bunu ortaya koydu. Her çıkan meclis kürsüsünde mahkemeyi kübradan bahsediyor. Şimdi ben şunu da çok açık bir çağrı yapıyorum. Bakınız değerli arkadaşlar bu iktidar bu toplumun en önemli mukaddes değerlerinden biri olan ki bizim toplumumuz iki şeyi yere düştüğü zaman onu kaldırırken öper başına koyar. Birisi ekmektir birisi de Kur'an'dır. Bu iki mukaddes değerin ikisine de sistematik bir saldırı gerçekleştirmektir. Ben İslam felsefesi üzerine dokuz tane kitap yazdım. Yazdığım kitapların birinde çok detaylı anlatmıştım ama burada da paylaşmak istiyorum. Kur'an'da bir ayet vardır değerli arkadaşlar. Mitin kürsülerinde sallamaktan vakit bulup okuyamıyorlar. Okusalar görecekler. Çünkü onlar sadece mitin kürsülerinde sallamak için tutuyorlar Kur'an. O da vakit bulup da eğer okusalar Tekvir suresinin 8. ayetini görürler. Orada diyor ki, burada Türkçesini okuyayım. Diri diri gömülen kız çocukları na hangi günah onların gömülmesine neden olduğu sorulduğunda diyor. Diri diri gömülen kız çocukları. Şimdi tabi tarihselci yaklaşıp diyebilirler ki ya Arapların işte o dönem kızları gömüyorlarmış. Değil arkadaş bu evrensel bir ifadedir. Kız çocuklarının diri diri gömülen yani yaşam hakkı elinden alınan iradi olarak varlık gerekçeleri elinden alınan o kız çocuklarının derdiyle dertlenen bu kitabın arkasına saklanıp kız çocuklarını kilitli yangın kapılarının arkasında yangına teslim eden bir iktidar çerçevesiyle karşı karşıyayız. Bu yapılabilecek, anlaşılabilecek bir şey değildir değerli arkadaşlar. Burada bu ayette diyor ki hangi günah bunların gömülmesine sebep oldu diyor. Ben söyleyeyim. Cahiliye kabileciliğini sollayan benim adamım ne yaparsa doğrudur anlayışı günahlardan bir tanesidir değerli arkadaşlar. Aynı şekilde liyakatten ziyade aidiyete tapınan, merhamet ülkesini terk edip zorbalık saraylarına sığınan bu mental çarpıklıktır bu günahın ta kendisi değerli arkadaşlar. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, kendisi gibi düşünmeyeni horlayıp, yok sayıp, yok etmeyi amaçlayıp Sistematik bir şekilde politik katliamlar üretmektir bu günahın kendisi. Aynı şekilde ezilmişlerin, mazlumların, arkasızların davasını terk etmektir bu günahın kendisi. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış diye haykıran bir kitabı sadece miting kürsülerinde havaya kaldırmaktan ibaret hale gelen kibirin kendisidir bu günahın kendisi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, liyakatsiz, kötü niyetli Efendim bu toplumun dinamikleriyle oynamaya çalışan, kendi görüşlerini toplumun diğer kesimlerine dikta etmeye çalışan kadroları devlet içerisinde pozisyon aldırmak, onların açtığı yurtları bizim adamımızdır diye denetlememektir bu günahın kendisi. Şimdi benim çok sevdiğim bir üstad vardır değerli arkadaşlar. Kimdir bu kişi? Ali Şeriyati. Çok güzel bir e, duası vardır. Duası şöyle başlar. Der ki, Ya Rabbi bütün meleklerin secde ettiği Adem, Bugün sermaye baronlarının önünde secdeye kapanmıştır diyor. Ben de bu duaya haddim olmayarak bir cümle eklemek isterim. Aynı şekilde ben de diyorum ki ya Rabbi cahiliye pisliğinin eseri olarak diri diri gömülen kız çocuklarının derdiyle dertlenen kölelere özgürlük, eşitlik diye haykırılan Kur'an bugün müflislerin elinde sömürünün, zulmün, vahşet mızraklarının ucuna takılmıştır diyor. Bu geçmişte Sıfın Savaşı'nda Muaviye yapmıştı zaten. Mızrakların ucuna takmıştı. Bugün de aynı şekilde vahşet mızraklarının ve sömürünün ucuna takılmıştır. Maalesef bu anlayışın işte bu mukaddes inanca yaptığı şey budur değerli arkadaşlar. Cennete gitmek için insan hayatını cehenneme çevirmek ya da hayatı cehenneme çevirenlerin ihmallerinin, zaaflarının, sonuçlarının kader olarak tanımlandığı tek bir ibare olmayan o kitaba en büyük düşmanlığı yapan anlayış yine aynı şekilde bütün toplumsal muhalefeti bu kitaba düşman olarak tanımlayarak toplumun peşine sürüklemeye çalışmaktadır ama ben o kitabı defalarca okumuş biri olarak her sayfasında beni çok etkileyen bir ifade vardır. Hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Hiç sorgulamaz mısınız demektedir. Aynı şekilde bu anlayış akletmeye, bilimsel düşünceye, rasyonel mantığa, analitik fikir üretme, fikretme gerçekliğine de yabancılaşmış ve savaş açmıştır. Bunun da sonucu olarak Adana'da denetimsiz yurtlarda cayır cayır yanan kız çocuklarımız, diğer bir deyimle diri diri gömülen kız çocuklarımız ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bundan kaçamayız, bununla yüzleşmek zorundayız. Bununla yüzleşmediğimiz sürece bu ızdıraptan da uzaklaşma şansımız yoktur değerli arkadaşlar. Hepimizin çocukları var. Hepimizin evladı var. Benim de bir oğlum var. Onun geleceği hakkında büyük endişeler duyuyorum. Çünkü ortada gerçekten de bu toplumun derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin mazlumlarıyla ezilenleriyle horlanmışlarıyla arkasızlarıyla bir diğer gam olmayan bir anlayışın bu ülkeyi tamamen ele geçirme yönünde bir çalışma ve faaliyet içinde olduğunu görüyorum. Bu beni üzüyor. Beni üzdüğü kadar yurttaşlarımız da üzüyor. Ama hiç kimse endişe duymasın. Bunun karşısında en kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.